Sucuk, klasik tanıma göre sığır, manda, koyun, kanatlı hayvan veya domuz gibi hayvanların etinin kıyma haline getirilip sarımsak veya başka baharatlarla karıştırılması ve bunların kurutulmuş bağırsak veya yapay kılıflara doldurulmasıyla elde edilen bir et ürünüdür. Sadece Almanya'da 350, İspanya'da ise 50 farklı çeşitli sucuk bulunmaktadır. Bu farklılığın sebebi ise et, baharat ve yöntemlerin çeşitlilik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye'de ise geleneksel Türk sucuğu adı altında benzer şekilde farklı baharatlar kullanılırken temeli sucuğun olgunlaştırılması üzerine dayanmaktadır. Sucuk terimi ise ilk defa 1072 yılında Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügat-ı Türk'te kullanılmıştır. Divan-ı Lügat-ı Türk'teki sucuk koyun bağırsaklarına doldurulmuş et ve baharat karışımı olarak tanımlanmıştır. Günümüzde ise Amerika'nın Chicago eyaletinden yayılmaya başlayan ve artan nüfusun ihtiyacını karşılamaya amaçlayan yeni et teknolojisiyle beraber marketlerde fermente sucuğun yanında ısıl işlem görmüş sucuk da yer almaya başladı. Peki bunların farkları neler? Öncelikle fermente sucuk 3 temel aşamadan oluşmakta. Bunlar formüle etme, fermantasyon ve olgunlaştırmadır. Formüle etme aşamasında gerçekleştirilecek bir hata devamını getirmeye ihtiyaç bırakmaz. İlk olarak kılıflara doldurulacak sucukların taze olması gerekmektedir. Soğukta bekletilmiş veya uzun süre mikrobiyal gelişime maruz kalmış etlerin sucuk yapımında kullanımı doğru değildir. Yağ seçiminde ise yumuşamış veya uzun süre bekletilen donmuş yağlar sucuğun renk ve tadında bozulmaya neden olacağından ham madde olarak kullanılması pek tercih edilmemelidir. Doğru et ve yağ seçiminin ardından bunlar karıştırılırlar ve kıyma makinesinde parçalanırlar. Bunlara ek olarak tuz, şeker, katkı maddeleri başta nitrit ve nitrat olmak üzere ve baharatlar ilave edilir ve homojen bir karışım oluşturulur. Burada ilave edilen maddelere bakacak olursak tuz kütlece en fazla ilave edilen bileşendir. Tat vermenin yanı sıra sucuğun sertleşmesini de sağlar. Ayrıca antimikrobiyal özellik göstererek raf ömrünü ve güvenilirliğini arttırmaktadır. Şeker ve mısır şurubu ise tuzun keskin tadını gidermek ve fermantasyon sırasında asitliği arttırarak raf ömrünü uzatmak, bakteriyel gelişimi engellemek amacıyla ilave edilir. Baharatlar ise yöreden yöreye değişmekte olup en fazla sarımsak, karabiber ve kırmızı biber konulmaktadır. Ve bazen de lezzetini arttırmak amacıyla glutamik asit ilave edilebilmektedir. Ve sucuk, salam, sosisin içerisindeki en sakat ve en alternatifi bulunmayan katkı maddelerin nitrit ve nitrat ise Clostridium botulinum bakterisinin gelişimini engellemek ve sucuğa pembemsi kırmızı rengi sağlamak amacıyla konulmaktadır. İşlenmiş etlerin içerisinde limit değerde bulunsa da fazla tüketime kansere neden olabilmektedir. Bundan ayrıca bir videoda bahsedeceğim. Bu maddeler homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra temizlenmiş bağırsak kılıflarına veya yapay kılıflara hava almayacak şekilde dolum makinesinde doldurularak fermantasyon aşamasına geçilir. Bu aşamada mikrobiyal reaksiyonlar gerçekleşir ve raf ömrü artmaktadır. Hemen ardından fermente sucuğun en can alıcı işlemi olgunlaştırma gerçekleşir. Olgunlaştırmada sucuk 15-25 derecede havaya maruz kalır ve ardından sucuğun kendine has tat, koku, renk ve dokusu oluşmaktadır. Isıl işlem görmüş sucukta ise formüle etme ve karıştırma kısımları aynıyken bazı üreticiler kısa bir fermantasyon ve olgunlaştırmanın ardından 68 derecede ısıl işlemi gerçekleştirirken bazı üretici ise karıştırma kısmının hemen ardından ısıl işlemle devam edebilmektedir. Buradaki amaç mikroorganizma gelişimini engellemek, ürünün kalite özelliklerini korumaktır. Aralarındaki kalite farklarına bakacak olursak tavuk etinden fermente sucuk yapılamazken ısıl işlem görmüş dana sucuğa da kanatlı hayvan etlere ilave edilemez. Her iki çeşitte de nişasta, sakatat, kemik, kıkırdak ilave edilemez. Ayrıca ısıl işlem görmüş sucukta en az %14, fermente sucukta ise en az %16 et proteini bulunmak zorundadır. Et olmayan proteinler Türk Gıda Kodeksince bulundurulamaz. Ayrıca her iki çeşitte de en fazla %2,5 oranında yağ bulunabilmektedir. Farkları kısacası böyle. Video bilgilendirici olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınıza mukayyet olun, sevgiyle kalın.